Fatih Portakal bir açıklama yaptı. Cümlelere bak. Bu özgür bir gazeteci. Bunu yapanlara yazıklar olsun. Ne ahlaksız, sahtekar insanlarsınız. Bunun karşılığını sandıkta ilk turda bulacaksınız. Ve başınız secdeye giden, çoğunuz dua eden ve Allah diyen sözünüzden. Sen kimle konuşuyorsun ya? Bu nasıl bir uslup? Şimdi okurken böyle bir anda bir şeyine geldim. Çoğunuz alnınız secdeye gidiyor. Namazlı, niyazlısınız. Sen nesin lan? Sen nesin? Sen dinsiz, imansız mısın? Nesin sen? Siz diye kimle konuşuyorsun? Hani lan siz o bütünleştirici diliniz? Hani herkesi kucaklıyordunuz? Hani herkesle helalleşiyordunuz? Şimdi siz biz mi olduk? Ve bu cümleleri kurduktan sonra bu toplumu ayrıştıran, bu toplumu ortadan bölen kim? Cumhur İttifakı'nın temsilcileri mi veya destekçileri mi? Bu nasıl bir uslup ya? Allah lafı eksik olmayan insanlarsınız. Yazık sizin Müslümanlığınıza. Sen kimsin? Sen nesin abi? Aleni bir şekilde söylesene insanlara ne olduğunu. O koltuğu kazanabilmek için her türlü siyasi ahlaksızlığı yapıyorsunuz gerçekten. Yazıklar olsun sizlere. Hazırlanmış bir reklam filminin içerisine terör örgütü liderlerinden biri monte ediliyor ve bu millete gerçekmiş gibi izletiliyor. Hadi o kurgu. Terör örgütleri açıklama yaptığı zaman, o terör örgütünün temsilcileri açıklama yaptığı zaman bu Fatih Portakal kalkıp da niye demedi ki? Siz ne ahlaksızsınız, siz ne terbiyesizsiniz. Türkiye'de bir siyasi partiye niçin böyle aleni bir şekilde seçime müdahil oluyorsunuz? Niye demedi? Fatih Portakal, sen siyasetçi misin? Sen parti temsilcisi misin? Sen partinin seçim koordinasyon merkezinde görevli misin sen? He? Gazeteciyim diye ortalıkta geziyorsun. Bu dil gazeteci dili mi? Bu uslup ne ya? Bir de siz siyaseten birisiyle tartışırken, siyaseten birisini eleştireceğiniz zaman, siyaseten birine kızdığınız zaman hemen niye Allah, kitap, Müslümanlık, namaz, niyaz, secde niye karıştırıyorsunuz onları? He? Sıkıştığınız zaman benim de babaannem namaz kılardı diyorsun. E biz de Müslümanız diyorsun. Şimdi bir de namaz kılıyorsunuz, bir de Müslüman geçiniyorsunuz, bir de alnınız secdeye gidiyor. Şu yaptığınız şey nedir? Yazıklar olsun, ahlaksızlar, şunlar bunlar. Kudurun lan, kudurun. PKK terör örgütüne destek veren, gönül verenlerle aynı yatağa girdiniz. Terörle işbirliği yaptığınızı hepinizin yüzüne söyleyeceğiz. Gözüne söyleyeceğiz onu. Kudursanız da, havlasanız da, ağzınızdan köpükler çıksa da bunu söylemeye devam edeceğiz. Siz bu ülkede, bu ülkenin evlatlarını şehit eden, bu ülkede 50 yıldır kan akıtan terör örgütüyle bir oldunuz ve seçim kazanmak için onlara kapalı kapılar ardında sözler verdiniz. Onlara söz veren parti liderlerinin de borazanlığını yapıp millete ahlak dersi veremezsiniz. Önce aynaya bakacaksın. Senin ne kadar delikanlılığın var, senin ne kadar adamlığın var, ne kadar Müslümansın, ne kadar ahlaklısın, ne kadar terbiyelisin, ne kadar delikanlısın, önce onu bakacaksın. Ahlaktan nasibini almamış bir Fatih Portakal gelip de bize ahlak dersi veremez. Hadi montaj yaptılar. Montajın içerisindeki yanlış mıydı? He? Yanlış mı? İsmail Saymaz şöyle bir tweet attı. Sokaklarda CHP ile alakalı provokasyon broşürleri dağıtılıyor. Şöyle bir broşür. Sana söz Kemal Kılıçdaroğlu diye arkasında da bir sürü şey yazıyor. Böyle bir broşür girmiş devreye. Sokaklara, öteye, beriye dağıtılıyormuş. İsmail Saymaz bundan acayip rahatsız olmuş. Kayseri'de arabalara bırakılan provokatif ilanlar. İsmail Saymaz bunu söylüyor. İsmail Saymaz efendi. Şimdi bu Kayseri'de arabalarda dağıtılan bir provokatif broşürler. Ne yazıyor bu broşürlerde bir bakalım. Bakalım provokatif miymiş? Osman Kavala serbest kalacak. Kim söylüyor bunu? Kemal Kılıçdaroğlu. Uğur, bu yalan mı? Kendisi hangi tarihte? 28 Mayıs 2022'de kalktı, dedi ki Osman Kavala'nın serbest bırakılması lazım. Eğer Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. CHP'ye oy vereceksiniz. Bize oy vereceksiniz. Dedi mi bunu Kemal Kılıçdaroğlu? Bunun neresi provokatif lan? Neresi provokatif? Ha, bu cümleler provokatörlerin cümleleridir diyorsan o zaman senin desteklediğin Kemal Kılıçdaroğlu bu cümleleri söyledi. Ona söyle bu lafı. Devam edelim. Selahattin Demirtaş serbest kalacak. Söylemedi mi bunu Kemal Kılıçdaroğlu? Biz geldiğimiz zaman Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız demedi mi bize? Bütün millete. Ne zaman söylemiş onu? 28 Mayıs 2022'de. KYK'lılar serbest kalacak. Sadece KYK'lılar serbest kalacak demedi. KYK'lılardan özür dileyeceğiz ve onların iade-i itibarını yapacağız. Yine onları aynı göreve
getireceğiz ve onlardan özür dileyeceğiz, tazminat da ödeyeceğiz dedi CHP milletvekilleri. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki biz gelirsek KYK'dan atılanların hepsini işlerine geri döndüreceğiz ve hapse atılmış olan FETÖ'cü hain köpekleri serbest bırakacağız. Dedi mi bunu Uğur? Yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinden söylüyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer biz iktidar olursak yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğiz. Ve Türkiye'nin 25 farklı eyalete bölünmesi için yerel yönetimler şartını getireceğiz dedi. Neresi lan bunun provokatif söylem veya broşür? Ha İsmail Saymaz. Terörle iltisaklı olsalar dahi belediyelere kayyum atamalarını bitireceğiz. Yani belediyeler bütün imkanlarını PKK terör örgütüne kullandıracak. Bizim Kemal Kılıçdaroğlu da o devletin atadığı kayyumları alacak geriye, tekrar o teröre destek veren belediye başkanlarını göreve getirecekmiş. Suriye'nin kuzeyinden çekileceğiz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu şimdi söylemiyor ki. 7-8 senedir söylüyor bunu. Biz Suriye'den çekileceğiz. Ne işimiz var bizim Suriye'de ya? Ne işimiz var bizim orada? Peki biz orada olmayınca kim olacak orada? PKK ve YPG'den oluşan bir terör örgütü olacak. Amerika'nın âli menfaatlerini koruyan, o bölgedeki petrol kuyularına mayın eşeği gibi nöbet tutan PKK-YPG olacak orada. Biz geri çıkacağız. Sonra ne dedi başka? Terör örgütlerine düzenlenen askeri operasyonları durduracağız. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Doğu Akdeniz'den çekileceğiz. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Terörle mücadele yasalarını Avrupa'ya uyumlu hale getireceğiz. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Ulan bu sözlerin hepsini Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin olduğu bir broşürün vatandaşa dağıtılmasında ne gibi bir problem olabilir? Sen bundan niye rahatsız oldun İsmail Saymaz? Şu yazılanların hangisinden rahatsız oldun? Hangisi yalan? He? Bu nasıl bir bakış açınız var ya? 6-8 Ekim olaylarının faili Yasin Börü ve birçok askerimizin hayatını kaybettiği o 6-8 Ekim olayları ve Hendek olaylarının talimatını veren Selahattin Demirtaş, şu anda hapiste olan, terörden tutuklu olan Selahattin Demirtaş bir mektup yazıyor ve o mektubu kendi sayfalarından Fatih Portakal, bir cezaevi, bir mektup, çok mesaj. Selahattin Demirtaş'ın mesajını kendi sayfalarından, kendi televizyonlarından, kendi gazetelerinden, manşetten yayınlıyorlar. Ama oturdukları zaman sana bana diyor ki neydi o? TRT'ye niye çıkardınız Abdullah Öcalan'ın kardeşini? Abdullah Öcalan'ın kardeşi devletin elinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elindeki itirafçıydı. Terörün belli bir noktasında onun belini kırmak için. Ama millet dedi ki bunu seçimden hemen önce yayınlıyorsan bu demek ki seçimi etkilemek için yapılmıştır dedi millet ve gitti de cezasını sandıkta kesti hükümete. Peki biz Fatih Portakal'a ne diyeceğiz? Terörden suçlu bulunup cezaevinde olan ve onlarca insanın katledilmesi için talimat veren, biz Apo'nun heykelini dikeceğiz, bu ülkeyi 25 eyalete böleceğiz diyen bu Selahattin Demirtaş'ın bu mesajını hangi özgürlük kisvesi altında yayınlıyorsun sen? Ve bunu yayınlayan bir kişi gelip de bu topluma, bu millete nasıl ahlak dersi verebilir? Nasıl adamlık dersi verebilir? He? Canan Kaftancıoğlu bir programa katılıyor ve kalkıyor diyor ki CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu hiç korkmasınlar, biz 15 Mayıs'tan bu ülkeyi yönetirken terör örgütü propagandası yapanlar da dahil bu ülkeye barış getireceğiz. Terör örgütü mensupları dahil bu ülkeye barış getireceğiz biz. Kim söylüyor bunu? DHKPC teröristlerine komutan diye selam çakan, kocası 1/4 mi 4/1 mi? Ben matematiğim kötüydü, sözelciyim ben. Bu kadın domuz eti, kocası bilmem 4/3, 4/1 domuzu yarım saatte mi yiyordu? Nasıldı? Bir bak bakayım onu Uğur. Yanlış bir şey demeyelim onu. Yani oran orantı karıştırmayalım onu. Bu kadın terör örgütleri dahi 1/4. Şimdi terör örgütleriyle beraber ve onlar dahil bu ülkeye barış getireceğiz diyen Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı mektubu sayfasında yayınlayan bunlar, ondan sonra da kalkıp diyorlar ki bize, arkadaş bu Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı provokatif broşür dağıtıyorlar. Niye? Siz terör örgütleriyle aynı yatağa girdiğinizi gizlemeye mi çalışıyorsunuz? Arkadaş, ha bir de bunlar çok özgür, çok bağımsız ya. Ekrem İmamoğlu
ve yanındakiler, şimdi onu da bugün yarın bütün ülke öğrenecek onu da. Erzurum'da bir taşlı maçlı bir saldırı, bir provokatif bir ortam oluşturuldu Erzurum'da. 2 gün önce izlemişsinizdir televizyonlarda pazar günü. O gün ne yaptılar biliyor musunuz? Feyza Altun diye bir tane avukat olan bir kadın, bu Feyza Altun, o gece şu mesajı yazdı. Bugün konuşmayan susan o ünlüler, korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin, tek tek gelip o gün neredeydiniz diye hesap soracağız. Bu ülkede bir avukat kadın kalkıyor, sosyal medya hesabından bütün sanatçılara meydan okuyor. Ekrem İmamoğlu'nu güya taşlamışlar da o gece eğer tweet atmayan, o gece açıklama yapmayan, o gece Ekrem İmamoğlu'nun yanında durmayan, o gece iktidarın karşısında durmayan, Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na laf çakmayan bütün sanatçılardan tek tek hesap soracağız diyor. Bu ülkedeki bir tane yürekli sanatçı da çıkıp da sen kimsin lan? Sen kimi tehdit ediyorsun? Mecbur muyum lan sen ne diyorsan onu yapmaya diyemedi. Bir tane sanatçı, bir tanesi çıkıp da diyemedi ki buna. Sen kim oluyorsun lan? Sen kimi tehdit ediyorsun? Kimden hesap soracaksın lan? Siz 15'inde bu ülkede iktidar olduğunuz zaman diktatörlük mü kuracaksınız? Faşistlik mi yapacaksınız? Zulüm mü yapacaksınız bu millete? Sen kimi tehdit ediyorsun? Sen bu yazıyı yazma cesaretini nereden alıyorsun diye bir tane sanatçı, yürekli, delikanlı sanatçı çıkıp da buna cevap verebildi mi? Yok. İşte o sanatçılar gelip bize özgürlük mavalları okuyorlar. Bağımsız olalım, özgür olalım, rahat olalım, konforlu olalım, bir değişelim. Değişim iyidir, bir değişip rahatlayalım. Siz önce altınızı değişin. Siz önce adamlığınızı değişin. Önce yüreğinizi değişin siz. Bak karının bir tanesi kalkmış, hepinizin gözünün içine baka baka hepinizi eline sopayı almış, tehdit ediyor sizi. Eğer Ekrem İmamoğlu'na destek tweet'i atmazsanız, eğer Ekrem İmamoğlu'na onu destekleyen bir açıklama yapmazsanız bu akşam, bak yarına bile beklemem, bu akşam onu yapmazsanız 15'inde geldiğimiz zaman o akşam neredeydiniz diye hepinizden hesap soracağız diye tweet atıyor. Bir taneniz de kalkıp sen kimsin lan deyip buna cevap yazamıyorsunuz. Ondan sonra da böyle özgür, fikrini söyleyen, bağımsız adam diye ortalıkta geziyorsunuz. Kusura bakmayın. Değişim, değişim, değişim istiyorsunuz ya. Bence bu ülkenin yönetimini değiştirmeye çalışacak biraz delikanlılığınızı gözden geçirin de onu değişin. Adamlığınızı, bu memleketin sanatçısı olma konusundaki duruşunuzu değiştirin. Bu millete karşı olan vefa borcunuza dair duruşunuzu ve söylemlerinizi değiştirin. Bu ülkenin başındakini değiştirmeye çalışacağınıza.